Türkiye hem deniz yoluyla hem karayoluyla tüm engelleri kaldırdı. Yani engel kalkınca Suriye, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler karadan da denizden de Yunanistan'a gitmeye çalışıyorlar. Bebeği ağlayan bir anne olmalı, bebeğim diye çünkü sesleniyor. Yunanistan'la Türkiye arasındaki tampon bölgeden dumanlar yükseliyor. Mültecilerin üzerine bir gazlı müdahalede bulundular. Bize ateş ettik, ateş ettik, öldürüyor bizi. Dumanlar yükseliyor. Aralarında tabii çocuklar da var. Bebekler de var. Şimdi zaten o ağlama sesleri de kulaklarımıza geliyor. Yunanistan işte böyle karşıladı. Araf'ta tampon bölgede kaldılar. İdlib'deki saldırının ardından Türkiye artık mültecileri durdurmayacağız dedi. Türkiye'nin hem kara hem de deniz sınırlarından on binlerce mülteci Avrupa'ya geçmeye çalıştı. Türkiye evlatlarını ağlarken onlar kapıların umuda açıldığını düşünerek coşkuyla koştular gece vakti. Uykularından uyandırılan bebekler ve çocuklarsa şaşkındı. Gelecekleri belirsiz bir yolculuğa çıkarıldılar. Bir eşya gibi taşınarak. Çocuk. Türkçe bilmiyorlar mı? Siz beraber misiniz? Beraberiz. Gece saat 1'de haberler geldi. Dediler kapılar açık, gidebilirsiniz dedi. Pazarkule sınır kapısındayız. Binlerce mülteci sınıra dayandı. Şu anda da Türkiye tarafından geçtiler. İşte bir tampon bölgede sesleri geliyor. Türk tarafından geçtiler ama Yunanistan tarafına şu anda geçemiyorlar. Bulgaristan net ve sert bir tavırla Kapıkule sınır kapısına mülteci dayanmasını kabul etmedi. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapısına dayandı kimileri. Kimileri İzmir'den, Aydın'dan deniz yoluyla geçmeye çalıştı Avrupa'ya. Çanakkale'den kapasitesi kısıtlı botları atlayıp Midilli'ye gidenler de oldu. Bu kıyıların gördüğü birçok acı olayda olduğu gibi çoğu yine çocuktu. Kundaktaki bebekti. Burada kendimiz bot ayarlayacağız. Kendimiz binip gideceğiz. Yunanistan'a gitmek istiyorum. Ne yapacaksınız orada? Orada bir çalışayım. Sadece Suriyeli mülteciler yoktu. Yıllardır Türkiye'de yaşayan Afgan, Fas uyruklu birçok sığınmacı da kapılara akın etti. Taksiler geceden sabaha göçmen aileleri taşıdı Edirne'ye. Daha önce bu tarlada böyle bir taksi görülmemiştir herhalde. Evet. Biz buralara girmemiz zaten yasak. Yasak bölgede şu anda bir yasak taksi var ve hepimiz. Mülteci taşıyorsunuz. İşte hepimiz taşıyoruz bak. Bir taksi daha geliyor. İşte sınıra bir taksi daha geldi. O taksinin içinde de çocuklu bir aile var. Taksiden indikten sonra şimdi tarlayı yürüyerek geçip Yunanistan tarafına gidecekler. İşte Afgan bir aile 10 aylık bebekleriyle Greece, Avrupa. Yunanistan kapılarını açmadı. Kimi ormanlık alandan, kimileri de Meriç Nehri'ni yüzerek sınırın diğer tarafına geçmeye çalıştı. Yunanistan tarafının müdahalesi devam ediyor. Mültecilerin üzerine bir gazlı müdahalede bulundular. O müdahalenin ardından etkilenen mülteciler sağa sola kaçışıyor ormanlık alana. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel mültecilere ilişkin görüştü. Birleşmiş Milletler ise dünyaya çağrı yaptı. Türkiye'ye desteğin artırılması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'nin hiçbir zaman sığınmacıları bir silah olarak kullanmadığını hatırlattı. Ancak sorunun başta Avrupa, tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyledi. Mültecilerden gelen yoğun baskıyı engellemekle ilgili gösterdiği yoğun iradeyi gevşetmekten başka Türkiye'nin çaresi kalmamıştır. Midilli'ye botla ulaşabilenler mutluydu. Mutlu ama bitkin. Emre Üskü Barlas'ta Edirne'de güneyde ne yaşandığını anlattık. Askeri hareketlilik, Ankara'da neler yaşanıyor onu anlattık. Emre, ileride belki de şu anda da yaşanmaya başladığını görüyorsunuz. Bu hani insanlık dramının yaşanabileceği, ağır olarak yaşanabileceği yerde hala geliyorlar mı Emre? Fatih Portakal, haberimizde de söyledik, aslında coşkuyla yola çıktılar. Özellikle İstanbul'dan buraya bir akın olduğunu söyleyebiliriz gün boyunca. Ancak Yunanistan tarafından çok dostane bir tavırla karşılanmadılar daha doğrusu. Arkamızdaki o tampon bölgede beklemeye devam ediyorlar. Bu soğuk havada ateş yaktılar. Evet, gelmeye devam ediyorlar ama baktığınız zaman karşı taraftan buraya gelmemeleri için yoğun bir çaba var. Aslında sözlü bir iknanın olduğunu duyduk.
Bu yetmediğinde de aslında zorlu bir şekilde Türk tarafına gitmeleri sağlanıyor. Yani nasıl? Ses bombaları atıldı, biber gazları atıldı. Az önce çok hareketliydi burası. Belki de bulunduğumuz Pazarkapı sınır, Pazarkule sınır kapısı düne kadar çok sakin, sessiz bir sınır kapısıydı ama bugün çok yoğun bir şekilde burada hareketlilik vardı. Şunu da söyleyelim, Yunanistan'ın bu katı tavrı sürüyor. Yani onlar kesinlikle ülkelerine o mültecileri sokmuyor ve şunu söyleyelim, az önce biz gözlemledik, tarladan geldikleri gibi bazı mülteci gruplarının tekrar Edirne'ye doğru döndüğünü gördük Fatih Portakal. Tabii başka bir yol deneyecekler mi? Yani nehirden karşı tarafa geçmeye çalışacaklar mı? Ya da tarladan o tel örgüleri aşmaya çalışacaklar mı? Tabii bunu da zaman gösterecek ama burada o zor gece mülteciler açısından devam ettiğini söyleyebiliriz. Sizin için de uzun bir gezi olacak. Teşekkür ederim Emre. Edirne'de çok önemli çünkü Yunanistan'a ve Bulgaristan'a gidiş yerleri.